Hay maşallah. Haberim yok. Allah'ın hikmeti. Bak yemin ediyorum Allah adına. Bak Kehf suresine Estağfurullah ilk maşallah. bir ayet okuyayım dedim. Direkt Hızır Aleyhisselam'dan Elhamdülillah bahsediyorum. maşallah. Ben açarken planlı mı açtım ben? Hayır hocam. Efendim? Hayır hocam, olur mu? Bu hep oluyor zaten hocam. İlk defa bak, olmuyor değil mi? bu. Maşallah. Ya Bismillah bir ayetten evet. başlayayım dedim. Bak elime koydum 65. sure. Maşallah. Kehf suresi. Derken katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz. Maşallah. Duyun ilgili şahıslar. Kullarımızdan bir kulu buldular. Kardeşim bakın net tarih çıkıyor. 2010. Ebced. Maşallah. Maşallah. 11 değil. 12 değil. 2010. Bak derken bak katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan hem Allah'ın rahmeti var ve tarafımızdan Allah diyor buna kendisine bir ilim öğrettiğimiz. Bu özel bir ilim. Evet. Kendine hastır. Kullarımızdan bir kulu buldular. Musa ona dedi ki doğru yol rüşt olarak sana öğretilenden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Taleben olabilir miyim diyor Hızır Aleyhisselam'a. Dedi ki gerçekten sen benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin. Çünkü beni dinsiz gibi görebilirsin. Şeriata muhalif görürsün. Evet. Cinayet işliyor gibi görürsün. Bir yerleri bombalıyor, yıkıyor gibi görürsün. Görürsün, görürsün, görürsün. Evet. Yanlış anlarsın beni diyor. Değil mi? Evet hocam, inşallah. Böyleyken özünü kavramaya kuşatıcı olmadığın şeye nasıl sabredebilirsin? Bakın. Bakın böyleyken özünü kavramaya kuşatıcı olmadığın. Özü apayrıdır. Konunun bir zahiri vardır. Özü apayrıdır. Evet. Kavramaya kuşatıcı olmadığın şeye nasıl sabredebilirsin? Yani takatin yetmez diyor buna diyor. Bak Ulul Azim peygambere söylüyor bunu. Evet hocam. Musa dedi ki bak inşallah Kehf kıssasındaki kilit kelimedir. İnşallah hocam. Kilit kelimedir. İnşallah maşallah diyenler dünyaya hakim olacaklar. Bakın neyle başlıyor? İnşallah. İnşallah. Bu çok önemli. Hızır'ın da aradığı bir ifadedir bu. İnşallah. İnşallah. Beni sabreden biri olarak bulacaksın. Hah. Demek ki çok sabırlı olunacak. Hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim dedi. Ama işte bu çok zor. Yani Hızır insanlara anlatsan o İnşallah. Değil mi? Dedi ki eğer bana uyacak olursan hiçbir şey hakkında bana soru sorma. Beni sorgulama yok diyor. Ben sana öğütle anlatıp söz edinceye kadar. Böylece ikisi yola koyuldu. Nitekim bir gemiye binince o bunu gemiyi deliverdi. Parçalıyor gemiyi. Özelliğidir. İnşallah hocam. Musa dedi ki içindekilerini batırmak için mi onu deldin? Yani toplu katliama mı amaçladın orada yaptığın hareket nedir diyor. Evet. Haram bir fiil yaptın diyor. Andolsun sen şaşırtıcı bir iş yaptın diyor. Tabii bunun bu şekilde demiyor ama şaşırtıcı diyor. Dedi ki gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle diyor ama bakın. Şey vermiyor. İkinci bir ihtimal vermiyor. Evet. Yani zordur demiyor. Kesinlikle güç yetiremeyeceğini sana söylemedim mi? Çünkü Allah vahiy ile bildiriyor. Güç yetiremeyecek diyor Allah. İnşallah. Biliyor yani. Önceden biliyor. Yani sana mutlaka evet. karşı gelecek diyor. Evet hocam. İnşallah. Beni unuttuğumdan dolayı sorgulama. Unutturan kim? Allah. Evet. Sorgulama. Ama bak sorgulama diyor. İnşallah. Hazreti Hızır'ın bir de sorgulama yolun da vardır. İnşallah. İnşallah hocam. Değil mi? Evet. Yani vasıflarından bir tanesi sorgular. İnşallah hocam. Ve bu işimden dolayı bana zorluk çıkarma dedi diyor. Demek ki gerektiğinde zorluk çıkarıyormuş. Ha? Evet. Öyle mi? Evet. Evet. Böylece ikisi üçüncüyü kabul etmiyor. Hızır görüşmede teke tek görüşür. İnşallah hocam. İnşallah. Üçüncüyü kabul etmiyor. Böylece ikisi yola koyuldular. Nitekim bir çocukla karşılaştılar. O hemen tutup onu öldürdü. Dedi ki bir cana karşılık olmaksızın tertemiz bir canımı öldürdün. Andolsun sen kötü bir iş yaptın. Yani kötü bir iş yaptın demese harama girdin diyor. Evet. Değil mi? Cinayet işledin sen diyor. Evet. Yanlış hareket ettin diyor. Halbuki vahiy ile hareket ediyor. Doğru hareket yaptı. Maşallah. İnşallah. İnşallah. Dedi ki gerçekte benimle birlikte olma sabrını şeytana Allah'a sınırım göstermeye. Bakın bir daha vurguluyor. Kesinlikle diyor. Kesinlikle. Güç yetiremeyeceğini sana söylemedim mi ben diyor. Maşallah.
İnşallah. Çünkü vahiyle bildirilmiş. Yani mutlaka güç yetiremeyecek. İnşallah hocam. Musa, bundan sonra sana bir şey soracak olursam artık benimle arkadaşlık etme. Ah, bir süre sonra Hızır iş bitince, görevini yaptıktan sonra geri çekilir. Bir özelliği evet. Yani sürekli aynı yerde bağlantı halinde olmaz. Evet. Başka işe gider. İnşallah. Benden yana bir özle ulaşmış olursun dedi diyor. Yani tamam diyor, ben kabul ediyorum. Böylece ikisi yola koyuldu. Nihayet bir kasabaya gelip yemek istediler. Hızır'ın yemeğe ihtiyacı var mı? Yok. Ama Musa'nın var. İnşallah. İnşallah. Can ister yer, can ister yemez. İnşallah canım. Fakat kasaba halkı onları konuklamaktan kaçındı. Demek ki heybetlerinden çekinmişler. İnşallah. Değil mi? İnşallah. Onda yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular. Hemen onu inşa etti. Hay mübarek, hay. Üstad. Aynı zamanda duvarcı ustası. İnşallah hocam. Bir vasfı da duvarcı ustasıdır. Hızır aleyhisselam. Maşallah. Bu ne demektir? Bütün masonları kontrol altında alacak demektir. Maşallah. Elhamdülillah. Değil mi? Evet. Hepsi emrine girecek demektir. İnşallah hocam. İnşallah. Veyahut girdi. Emrine girmiştir. İnşallah. İnşallah. Dedi ki, eğer isteseydin gerçekten buna karşılık bir ücret alabilirdin. Hazreti Hızır hiçbir işinde hiçbir karşılık istemez. İnşallah. Özelliğidir. Ne yiyecek, ne para, ne çıkar, hiçbir şey yoktur. Maşallah. Ya bir insanın her ülkede bir şeye ihtiyacı olur değil mi? Onun hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı için yani alametidir, hiçbir şey istemez. İnşallah hocam. Yemek de istemez, uykuya da ihtiyacı olmaz. Öyle bir insan. Can istediğinde uyur.